Herkese merhabalar arkadaşlar. Deniz Sınır İmparatorluğu Kurma serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler bitti. Yavaş yavaş artık Afrika'yı hapis haline getirmiştik arkadaşlar. Lakin birkaç toprak hariç. Mesela bir burasıyla bir de şuralar abi. Nerede? Evet bir de buralar. Bu bölümde sizlere bu devletleri vereceğim, bu toprakları ve daha sonrasında ise yavaştan şöyle Avrupa tarafına açılmaya çalışacağız arkadaşlar. Avrupa tarafındaki toprakları da ele geçirsek eğer yavaştan artık dünyanın fethiyle doğru ilerleyeceğiz dostlarım. Şimdi diplomasimize buradan bakacak olursak 19 milyonluk bir nüfusumuz varken 3.368 binlikse bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz dostlarım. Yavaştan şöyle oyunumuza başlayalım isterseniz. Öncelik olarak ben şuraya hemen ticaret talebet yolla şu toprakları vereceğim abimize. Çünkü buralar bize lazım değil dostlarım. Siz de yorumlar kısmına yazmışsınız. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani ben gözümden kaçan bir şey olursa kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi 14 tur boyunca bekleyeceğim ve buna da buradaki toprağını alacağım ve daha sonrasında artık resmi olarak Afrika'nın hapsini ilan edeceğiz arkadaşlar. Şu 5 tur 4 3 2 1. Evet şimdi ultimatom yollayacağım abimize. Hakaretimiz edelim arkadaşlar. Şu hakaretimiz biraz uzun sürecek ama yapacağım, merak etmeyin. Hakaret. Bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten çok ve çok teşekkür ederim. Dün biliyorsunuz ki topluluk sayfasında bir duyuru yaptım mobil kullanıcılar için. Mobil kullanıcılar biliyorsunuz ki oyuna senaryo yüklemekte aşırı zorlanıyorlar. Ve biz de mobil kullanıcılar için bir senaryo yükleyici uygulaması yapmaya karar verdik. Yani Play Store'dan indirdiğiniz zaman otomatikman sizin oyununuza yükleyecek arkadaşlar tüm senaryoları. Neyse ileriki safhalarda zaten açıklamasını yaparım. Şimdi 452 binlik askerim vardı zamanında. Ben buraya kadar basmıştım. Arkadaşlar öncelik olarak Fransa tarafına askerlerimi çekelim. İspanya'dan bir çıkarma yapmaya başlayacağız. Her yeri ele geçireceğiz dostlarım. Hemen askerleri getirelim şu şekilde. Buradan araştırmayı biraz açacağım. Hatta malları açalım. Biraz İspanya'da yorulabiliriz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İspanya'nın biraz ekonomisi yüksek açıkçası. Yani Afrika ülkelerine benzemiyor biraz da. Bu arada Afrika'da gözden kaçırdığım başka bir yer var mıydı? Daha bakalım da son bir. Oğlum şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel görüyor musunuz? Ya şurası denize bağlı olduğu için aldım buraları bu arada. Buraları almayacağım. Buralar kendi içinde. Bak şurası. Lan. Lan ver lan burayı bana. Ultimatom gönder. Eyalet, şu eyaleti ver bana. Arkadaşlar burası önemli. Bak o toprak önemli. Ultimatom gönder. Tamam orayı da aldık. Görüyorsunuz ki artık burası da denize sınırımız olmuş olan yer arkadaşlar. Şimdi gidelim İspanya'nın fethini yapmaya. İspanya'nın sadece çevresini alacağız biliyorsunuz ki. Bu senin bu kimin vasalı lan? İspanya'nın vasalıymış. Tamam bir sıkıntı yok. Biraz asker çıkart denize abi. Denizden de çıkarma atacağım. Aynı şekilde buralardan da asker basıyorum. Portekiz tarafında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız ama arkadaşlar İspanya'nın Madrid'e giden yollarında büyük ihtimal çok fazla bizi yoğunluk bekleyecek. Lakin onların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi yavaştan şöyle savaşımızı ilan edelim. Evet Katalonya, Yeni İspanya, Bask bölgesi ve Ceuta. Tamam bir sıkıntı yok. Al abi. Şöyle zamanda biliyorsunuz buraya deneme yapmıştık ilk bölümlerde bana. Başarısız sonuçlanmıştı. Ama bu sefer bence başarıyla sonuçlanacak. Çünkü biz çok güçlüyüz arkadaşlar. Ve Afrikalılar bize biat ediyor şu an. Yorumlara bir arkadaştaki şey yazmış. Afrikalılar dışarı çıkmasın diye onları hapseden. Sezar yazmış. Arkadaşlar öyle düşünmemiştim ama öyle olsun. Hadi bakalım. Şimdi bir de biliyorsunuz ki yorumlarda bir de şöyle bir düşünce vardı arkadaşlar. Madem sadece deniz sınırlarını alıyorsun. Türkiye'nin içindeki toprakları da sal ki sadece deniz sınırlarının olsun. Bunu son şeyde yapacağım arkadaşlar. Yani anlarsınız. Son bölümde yapacağım ve oralarda artık bırakacağız. Merak etme onu da yapacağım yani. Şimdi şurayı alalım ki bak herhangi bir şekilde barış teklif ettiğimizde kabul etsin. Oyunda biliyorsunuz ki bir tane vasal yıkıldı mı otomatikman tüm topraklarını kabul ediyor arkadaşlar adam. Neden öyle bilmiyorum ama işte öyle güzel. Güzel bir olmuş. Şimdi o zaman şöyle alalım. Şöyle 4805. Şuralardan ilerle abi 23.000. Buraları alıyorum neden? Çünkü sadece idareten arkadaşlar. Tamam Yeni İspanya Bask bölgesi falan bana hep savaş açtı ama hiç umurumda değil. Ben elimden geldiğince ilerleyeceğim. Al abi. Bundan sonra yapmamı istediğiniz seriler veya senaryolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bugün web sitemize senarist alımı başlattık. Yani web sitemize kayıt olarak senarist alımı almak eğer olmak istiyorsanız da senarist yardım bölümüne konu açabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam güzel. Tamam buralar zaten denize sınırı yok. Buraları boş ver. Bak arka tarafa biraz orada atsana. Şuraya alalım arkadaşlar. Burası önemli. 65.000 Madrid'den asker yolda. Şunları şuraya yolda. Güzel. İlerle abi. Buraları tut abi tut. Kaçıracağız yoksa. Tamam. Aragon tarafından bayağı yüksek ordu gelip duruyor. 6.800. Oğlum bu adama tek attık lan. Daha düşün yani 174.000'lik ordumu daha çıkarmadım bile arkadaşlar. Buralara hemen ilerliyorum. Gel abi sen buraya asker çek. Sen buraya asker çek. Güzel. Ya yani oraları alsın. Oralar umurumda değil. Ben sadece benim olan yerleri alayım yeter.
Benim olan yerler neresi? Deniz arkadaşlar. Deniz sınırı. Bir de Kara İmparatorluğu istemişsiniz benden. Onu da yaparsak yapacağız arkadaşlar inşallah. Al abi. Bu savaş bitmiştir. Finish'im. Gel. Tamamdır, bitti. Şimdi gelelim barış müzakerelerimiz arkadaşlar. Barış müzakereleri nasıl olacak? Şöyle gözden kaçırmadan bir şekilde. Bu arada bak diyorum, eğer tit falan oluyorsanız, yani yanlışlıkla toprak alıyorsam dakikasını yorumlara yazın. Abi bir de bak buraya kaçırdın. Ben de gideyim oraya. Arkadaşlar vallahi oyunda ileri gittikçe artık kafa karışmaya başlıyor otomatikman. Yani anlamıyorsun hiçbir şeyi. Bu arada savaş tazminatı, vasallaştırma alacağım İspanya'yı. Diğer devletlerden savaş tazminatları alacağım. Sen de ver lan. Ben de savaşmayan devlet bile savaş tazminatı verecek kardeşim. Bu arada Panama diye bir yer varmış. Neyse boş ver abi. Bakayım başka. Abi gerçekten mi ya? Ya sen neyine gibi? Arkadaşlar ben de bu oyunun bu huyunu anlamıyorum. Bu adam beni nasıl yenebilir ki yani? Tamam, ah bak başını da barış yaptı. Pardon kardeşim, kuzenim yapmış gibisine barışını yaptı, çekildi adam köşe, görüyor musunuz? Evet, malları şöyle artık kapatalım. Vergi zaten almıyoruz halkımızdan. Halkımız gayet mutlu bir seviye varmış durumda. Şunları da şöyle çek. Burada Cebelitarık'ı almadık biliyorum, farkındayım. Cebelitarık'a hemen savaşımızı ilan edeceğim. Gibraltar. Gel abi. Şimdi 172 binlik askeri de buraya çekelim. Buradaki tüm askerlerimi buraya çekeceğim. Burada işimiz bitmiştir. Geri kalan 50 bini buraya. Vichy Fransa'sında büyük bir savaş dönecek arkadaşlar çünkü. Askerleri çek. Abi hayır, deniz sınırlarımı ele geçiremezsin. Adam sırf başkasıyla savaşıyor diye benim sınırlarımı ele geçirmeye çalışıyor. Oraları bana vereceksin zaten sen. Gel. Sen kimle savaşıyorsun? Yok, sadece bende savaşıyor. Afrikalılara bak. Ne yapıyorsunuz lan? Bebeler şunlara bak. Savaşamayacaksınız. Kimse birbiriyle savaşmayacak. Mesela şöyle bir aklıma bir şey geldi. Cezayir diye arkadaşlar, öyle bir sene ticaret telebet yapacağım. Cezayir diyelim ki buna savaş açmak istesin, tamam mı? Silahleten Krallığı'na savaş açacak, tamam mı? Bakalım topraklarımızdan geçmek istiyor mu? Çok merak ediyorum. Lan acı topraklarımızdan geçer ki bu adam. Geçer geçer. Bu benim vasalım abi. Hatta ben bundan vergi almayayım. Şunların vergilerini kapatayım da. Vergi vermeyin lan artık. İstemiyorum. Vergi falan istemiyorum sizden. Gana'yı, Yemen'i, Tunus, Makedonya, Savolona, Tanzanya, Mozambik. İspanya sen de verme gülüm. Gibraltar hemen... Ah be. Deniz sınırı olduğu için sadece senin toprağın, bir tane toprağın var. Şimdi hadi gidelim Vichy'ye. Ben Vichy savaşına giriyorum arkadaşlar. Bağımsızlık bildirgesi yayınlanıyor lan. Acaba bunların vergilerini iptal etsek mi? Ne yapsak oğlum? Bunlar otomatikman vergi versinler bize oğlum ya. Neyse hadi savaşımız ilerliyorum arkadaşlar. Bence bizi savunamaz ya da savunabilir mi? 3 milyon 440. Bence bir savaş açayım arkadaşlar ben. Al abi. Keşke savaş açmasaydık. Neyse ilerle bakalım be. Şuraya bir tane vasal bıraksak mı arkadaşlar? Bence vasal bırakalım. Lübnan adında bir tane devlet koyacağım buraya. Lübnan'ın toprakları nerede olduğunu biliyorum, merak etmeyin. Şuraları iptal et. Lübnan hayırdır kardeşim sen? Başkent vasalı serbest bırak. Tamam. O bizi idareten korusun orada. Ben de hemen şuraları toparlayayım. Gel abi. 417 binlik ordum var. Bu ordu var ya, ben yem etmeyeceğim arkadaşlar bunları. Merak etmeyin. Keşke ilk önce Nazilere savaş açaydık. Büyük ihtimal Fransa çok büyük ordu getirme ihtimali yüksek ve arka taraftan ordu dolandırıyor. İşte ayıp ya. Arka taraftan niye ordu dolandırırsın ki kardeşim? Ayıp yani, ayıp. Evet, bir tane ordumuz şehit düştü az önce. Al abi buraları. 88 binlik orduyu bir kısmını buraya, bir kısmını da buraya at. 106 binlik ordunun... Abi niye buradan gitmiyorsun? Deli misin sen? Tamam, bir kısmını da buraya at. Vah be, ordu mu yediler lan? Bunlar buraya gidecek. Güzel, bunları da buraya atıyorum. 68 binlik orduyu da arkadaşlar buraya şöyle dolandıralım. Ulan sadece deniz sınırlarını istiyordum. Fazla bir şey istemiyordum ya. Neyse, ticaret talebetten kurtarırız arkadaşlar paçayı. Yani buraya kadar geldik. Yani yapacak bir şey yok. Şunu ver. Ver. Beyler hazır mıyız? Savaşa giriyoruz. Küçük devletleri savaşa sokacağım arkadaşlar. Mesela küçük devlet.
Sen girme. 568 bin ekonomim varmış. Nazi sen gir. İşimiz zorlaşmasın arkadaşlar. Kimseye kanıtlama şeyi yok. Gel abi. Aç abi savaşı. Sen de miniksin. Sen de bir şeyler yaparsın. Gel. Tamam. Herkes bir şeye artık herkes bir elini taşın altına koydu arkadaşlar. Evet, ben şimdi buralardan ilerleyeyim. İlerle abi. Ben bile bu kadar ordu basamıyorum ki. Sen nasıl bu kadar ordu basabiliyorsun? Helal olsun kardeşime ya. Hadi Japonya bir şeyler yap. Allah belanı vermesin. Adamdaki ordu sayısına bak. Ben bir barış deneyeceğim. Keşke ilk önce buna girmeseydik arkadaşlar. Ya büyük ihtimal buraya ordu çekecek. Ben şuraya Lübnan'ı vereyim de ne olur ne olmaz. Lübnan neredesin? Al kardeşim. Eyalet. Seve tepe tepe kullan. Gel. Al. Arkadaşlar bu adamla savaşasım gelmiyor benim ya. Adam çok sinirli. Vişiler niye bu kadar sinirli oğlum? Çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Köy halkı olarak mutsuzuz. Yeniden fethedeceğim buraları. Ver lan buraları bana. Vallahi sinirlendim. Sinirlerim zıplayacak şimdi arkadaşlar. Bu ne ya? Al kardeşim. Al gülüm ver gülüm ha. Adam çok sinirliyim. Bitti bitti ver. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz kardeşim. Gerek vasal da olsan toprakların benim anladın mı? Şimdi paşa paşa savaş tazminatlarını da veriyorsunuz. Çıkarın lan paraları. Neyse, neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlar.